Uber'den kurtulduk Allah'a şükür. Artık Uber diye bir derdimiz kalmadı. Ve Uber'de herhalde Türkiye'den çıktığı için olsa gerek başka projelere girmiş olması lazım. Yani aslında Türkiye'den çıktığı için değil ama sonuç itibariyle kafasındaki projeler, iki tane önemli projesi var. Bir tanesi otonom araçlar ile Uber çalıştırmak. Bu ilk projelerinden birisi. İkincisi de otonom ve uçan araçlarla Uber çalıştırmak. Belki ilk zamanlarda işte onu da sürücülü araçlar olarak düzenleyecek ama sonra otonom araçlara dönecek. Bununla ilgili olarak Hyundai ile çalışmaya başlamış. Bunu da tüketici fuarında Las Vegas'ta göstermiş. Bir tane araç göstermiş. Çok sessiz çalışıyor anladığım kadarıyla bir. İkincisi şoför dışında 4 kişiyi alabiliyor. Toplamda 5 kişilik bir araç. Şoför diyorum, sürücü diyebiliriz. Öyle bir şey var. Bu arada Türkiye'de neler oldu? Türkiye'de de İstanbul Taksi Esnafları Odası Başkanı, eski başkanı, ya biz yanlış yaptık Uber'i kovmakla, yerine korsan taksiler türedi dedi. Yani dünya uçan taksiyle uğraşırken biz ne yazık ki korsan taksiyle uğraşmaya devam ediyoruz. Hep söylüyorum, dün de söyledim, Over the Top TV teknolojiler çok önemli teknolojiler. Bunların önünü mevzuatlarla açmak lazım. Mevzuatlarla bunların önünü kapatırsak elimizde korsan taksilerden başka bir şey kalmaz. Ha, bu arada Uber'i kovma sebebimiz vergilerdi. Eminim korsan taksilerden bu vergileri çatır çatır alıyorlardır.